Herkese merhabalar. Bir Tutam Hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Furkan. Öğrenciler Anlatıyor serimizde bugün Maltepe Üniversitesi'ni konuşacağız. Yanımızda Maltepe Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Rengin Geçen var. Hoş geldin Rengin. Hoş buldum. Nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Evdeyiz. YouTube videoları çekip Öğrenciler Anlatıyor Maalesef. Serisine devam ediyoruz. Bugün Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi hakkında merak ettiğimiz soruları sana soracağız. Sen de soruları güzel bir şekilde cevaplayacağına inanıyorum ben. İnşallah. Bakalım. İlk sorumuza başlayalım o zaman. Fakültedeki eğitim yıllık mı, dönemlik mi, çan sistemi var mı ve sınavlar sana göre zor mu, kolay mı? Aslında bizim bu yıla kadar normal dönemlik sistemdi. Ama bu yılın sonunda daha bu pandemi süreci oluşmadan önce birebir hocalarımızla ders yaptığımızda okulun yıllık sisteme geçebileceğini söylediler. Ama net bir bilgi böyle yok bir değil mi söylen... bununla ilgili? Yani çalışmalar yürütülüyormuş bizim temsilcimizin aktardığı kadarıyla. Öyle bir söylenti var ama olmaya da bilirdi. O yüzden çok sallantıda aslında şu an bizim sistemimizde. Onun dışında çan sistemimiz maalesef var. Hatta bazen otomatik oluyor. Yani şöyle örnek vereyim. İşte geçen hafta finallerimiz vardı ve bir dersimizin sonucunda aslında benim BA düşmesi gerekirken dersim BB düştü. Ortalamamı da düşürdü. Hocalarımız bazen çanı fazla yukarı çıkarttığında böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Vizenin yüzde kaçı almıyor, finalin yüzde kaçı almıyor peki? Vize %30 genelde. İlk defa bu pandemi sürecinde bir %25 falan yaptılar. Ama onun dışında hep fix %30'dur. Finalinde %70'i alınıyor. Sınavlarınız zor mu sence? Evet. Özellikle İngilizce sınavlarımız çok zor. Hazırlık yani var mı? Yani diğer üniversite var. Evet ben hazırlık okudum bu arada bir yıl. Hazırlık aslında peki... dördüncü yılım bu yılım. Hazırlık inisiyatife mi bağlı yoksa zorunlu bir hazırlık eğitimi var mı? Yok hayır zorunlu. Yani zorunlu. Öncesinde bir evet sınav olması gerekiyor. O sınavı eğer geçerseniz 60 ve üzeriydi sanırım hukukta. O barajı geçerseniz hazırlığı atlayabiliyorsunuz. Ama geçilmezse maalesef bir yıl hazırlık var. Peki hazırlık gördükten sonra diğer bazı üniversite öğrencileri, arkadaşlarla konuştuğumuz zaman bazıları şöyle şeyler söyleyebiliyor. Biz bir yıl hazırlık okuduk ama o bir yıldaki hazırlık bizim geçmemize yetecek kadar İngilizce öğrendik. Biz şu an ikinci, üçüncü sınıfa geldik ama o İngilizceden eser yok şimdi diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence aldığın bir yıllık İngilizce eğitimi şu an senin için faydalı oluyor mu? Veya öğrenebildin mi İngilizceyi? Ya şöyle ben hazırlığa başlamadan önce A1 seviyesindeydi İngilizcem. Mezun olduğumda B2 seviyesinden mecburi olarak mezun ediyorlar. Tabii ki fakültedeki İngilizce ile hazırlıktaki İngilizcenin alakası yok. Çünkü bizim hocalarımızın çok farklı bir İngilizce şeyi var. Nasıl anlatsam biz çok daha fazla makale üzerinde çalışıyoruz. Hocalarımız da genelde İngilizce sınavlarını klasik yapıyor hatta. Yani test falan olmadığımız için bizi ekstra çok zorluyorlar. Ama tabii ki şu avantajı var. Ben İngilizcemin hazırlıktan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum şu an. B2 seviyesinde mezun olsak da. Gerçekten İngilizce üzerine hukukta bir şeyler yapmak isteyen olursa bizim üniversite gerçekten çok iyi ve çok faydalı. Ama çok da zorlayıcı öyle söyleyeyim. Çünkü diğer üniversitelerde İngilizce bölümlerde dahi genelde test oluyor diyebiliyorum ben hukuk fakültesindeyken ama bizde asla test yok. Yani zorluyorlar diyebiliriz. Evet zorluyorlar. Ama şu da var dediğim gibi bu bizim sistemi falan değiştirmeyi düşünüyordu bazı hocalarımız ve bu sene belki Türkçe bölümde olabilirmiş. Öyle bir şans da var yani. Hocalarınızla olan aranızdaki ilişkilere gelelim. Hocanızla samimi bir ilişki kurabiliyor musunuz? Hocalarla olan iletişimde, hocalara ulaşma konusunda yüzüne manidar bir gülüş geldi ama. Ya şöyle söyleyeyim. O hocamıza göre çok değişiyor. Genelde bize hocalarımız da hanım, bey diye seslenir, yaklaşırlar. Bazı hocalarımız çok daha candandır, evet. Ama bazı hocalarımız daha çok resmiyeti seviyor. Üniversitenin içine gelecek olursak, kütüphaneleriniz var mı? Ders çalışma salonlarınız evet. Var mı? Varsa yeterli mi? Veya böyle hani vize final haftaları çok yoğun oluyor. Zaten kütüphanemizde küçük ders çalışacak yer bulamıyoruz diyor musun? Yok, şöyle söyleyeyim. Biz kampüs açısından bence çok şanslıyız. Hem kocaman kütüphanemiz var, 3 katlı. Ayrıca ders çalışma odalarımız var ve çok geniş
yani şeyimiz var kütüphanemizde. Biz her kaynaktan neredeyse ulaşabiliyoruz. Hem İngilizce hem Türkçe hukuk alanında. Yani o konuda asla haklarını yiyemem. Hem bizim fakültemizin ders çalışma alanları var. Çok güzel. Hem de bunun dışında ekstra bir de kütüphanelerimiz falan var. Ve o konuda gerçekten şanslıyız yani. Ve zaten çok büyük olduğu için bizim okulun mevcudu yüksek olsa da bir şekilde idare ediyoruz. Sığıyoruz ve söyleyeyim. Amfide mi dersi görüyorsunuz? Evet. Sınıfınızın bizim mevcudu nedir veya derse devam eden kişi sayısı ne oluyor ortalama derse gidiyorsan eğer? Şöyle, bizim birinci sınıfta sadece bir seminer odalarında belki biliyorsunuzdur. Orada bir dersimiz var. Onun dışındaki neredeyse bütün dersleri biz amfide alıyoruz. Ve her amfiyede yaklaşık 200 kişi falan giriyoruz her derse. Çünkü mevcudumuz çok kalabalık. Her dönemlikte yaklaşık 250 öğrencimiz falan var. Vakıf üniversitesindesin. Gerçi bu her üniversite için merak ediliyor ama kaliteli bir hukuk eğitimi aldığını düşünüyor musun? Ya onu da şöyle söyleyeyim. %100 kaliteli bir eğitim diyemem ama bence çoğu üniversite, özel üniversitelerin içerisinde çok daha fazla kaliteli, öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten bizi evet zorluyorlar ama bizi gerçekten iyi bir hukukçu olarak yetiştirmek için zorluyorlar. Yani uğraşıyorlar, biz hocalarımızla birebir pratikleri de çok çözüyoruz. Evet belki yoruluyoruz ama bazen akşam 6'ya kadar ders ya da pratik işlediğini biliyorum hocalarımızın. Ama evet çoğu özel üniversiteye göre bence iyi bir eğitimleri var. Ama tabii ki devlet üniversiteleriyle karşılaştırılmalı mı bilmiyorum. Üniversite sadece akademik olarak başarıdan ibaret değil. Bizler sosyal olarak faaliyetler de yapmak istiyoruz. Sosyal etkinliklere de katılmak istiyoruz. Bunu ilk önce üniversite içinde değerlendirmeyi istiyorum. Yani ilk önce üniversite yönetiminin yaptığı sosyal etkinlikler neler, hukuk topluluklarının, kulüplerinin yaptıkları neler veya okul içinde biri kendini sosyal olarak geliştirmek istiyorsa ne yapabilir? Ya ben aslında bunun öğrenciye göre değiştiğini düşünüyorum. Çünkü bizim okulumuzda çok güzel faaliyetlerimiz var. Mahkeme odamız var bu arada. İşte orada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bir sürü seminerlerimiz oluyor yıl içerisinde. Bir sürü iyi hocalar aslında okula gidip geliyor. Ama bütün bunları çok ciddiye almayıp daha stabil yaşayan öğrenciler de var. Ama her etkinliğin içinde olan öğrenciler de var. Evet, bizim okulumuz çok fazla sosyal diyemem. Çünkü o da biraz öğrencilerimizden kaynaklı. Ama çok gerçekten iyi işler yapan öğrenciler var. Ve onlar sayesinde aslında bu sosyallik denilen şey dönüyor. O dediğim gibi bence biraz öğrenciye ve kişiye bağlı. Ama okulunuzun sosyal olarak çok böyle etkin olduğunu söyleyebilir misin? Aktif olduğunu, etkinliklerin bulunduğunu. Çok aşırı söyleyemem, hayır. Ama işte bahar şenlikleri, bahar dönemi ya da okulun yeni açıldığı işte güz döneminin başlangıcında evet bütün okulu kapsayacak etkinlikler oluyor. Ama onun dışında özellikle hukuk fakültesi için bizim bu seminerlerimiz dışında ya da işte öğrencilerin kendi aralarında yaptığı etkinlikler dışında çok fazla hani okul yönetiminin yaptığı etkinlikler yok. Kampüs hayatına gelecek olursak mesela derslerden çıktıktan sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle, bizim kampüsümüz çok büyük. Yani biliyor musunuz bilmiyorum ama herhalde Türkiye'nin en büyük özel üniversite kampüslerinden diyebiliyorum ben. Yanlış bilgi de vermeyeyim. Okul çok kalabalık, çok büyük. Çok fazla bahçemiz var. Hayvanat bahçemiz var hatta. Evet, okulumuzun içerisinde yemek yenilecek çok fazla alan var. Yani şey, açıkçası eğer yol ulaşım sıkıntısı çekilmeyecekse ben rahatlıkla tavsiye edebilirim. Kampüs çünkü gerçekten çok güzel. Özellikle sonbaharda falan. Şimdi yemekhaneye değindik. Oradan ulaşım konusuna geleceğim ama çoğu vakıf üniversitesinin yemekhanelerinin ücretleri fazla oluyor. Yemekleri de beğenilmeyebiliyor. Yemekhane ücretleri konusunda bir bilgin var mı? Veya yemek yediysen orada hani iyi mi sence yemekleri? Şöyle, biz 10 lira ödüyoruz bir öğünde, öğle yemeğinde. Yani her zaman çok güzel yemek çıkıyor diyemem. Ama çoğu üniversiteye göre aslında bir yemekhane için güzel yemekler genelde çıkıyor. Ve çok da talep görüyor bizim yemekhanemiz. Çünkü okulun kendi fakültelerin diğer kantinleri aslında pahalı. O yüzden yemekhane bizde hem çok kullanılır hem de rağbet görür ve güzeldir aslında yemekleri ya. Öyle hani yenilmeyecek yemek falan çıkmaz genelde. Herkes yer. Özellikle hocalarımız falan bile gelir hatta, öyle söyleyeyim. Az önce ulaşım konusuna değindik. Bize bir üniversitenin bulunduğu yeri, üniversitenin bulunduğu konumu, ulaşımın kolay olup olmadığını, üniversitenin etrafında bulunan yerlerden biraz bahsedebilir misin hiç bilmeyen birisi olarak? Açık konuşayım bu konuda. Bence bizim okulun en büyük sıkıntısı ulaşım. Çünkü İstanbul'un gerçekten çok uzağında, çok uzak bir yerde. Hangi semtinde bu arada? Maltepe, Başıbüyük. Kartal'a falan çok yakın, belki biliyorsunuzdur. Gerçekten çok ıssız bir yerde. Yani biz
kışın akşamları falan kaldığımızda, çünkü iki ormanın arasında Aydos ormanları falan var yukarımızda. Hem çok sapa hem de ulaşımın çok zor olduğu bir üniversite. Yani ben şehir dışından gelecek olsam ya okulun yurdunda kalmak isterim ya da okula çok yakın bir yurtta kalmak isterim. Çünkü öbür türlü hakikaten yani bir metroya inebilmek için bile 20 dakika falan harcıyoruz. Sadece metro için o da. Ulaşımı peki nasıl sağlıyorsunuz? Otobüsler var mı yakınında, otobüs durakları? Okulun içerisinden kalkan otobüs durakları var 3 tane. Ama her dakika tabii ki kalkmıyor. Belediyeye bile ait mi yoksa okula ait ring servisi gibi mi? Ya okulun ring servisi sadece okulun içerisinde ve belirli saatler arasında. Onun dışında her saat başı falan otobüsümüz var, belediye otobüsü. Ama dediğim gibi hem çok kalabalık, çünkü okul çok büyük. Yetmiyor aslında öğrenciye. Hem de bununla ilgili aslında bize de çok böyle şikayetler geliyordu. Biz de kendi aramızda şikayet ediyorduk falan. Çünkü gerçekten hem okula giden yolumuz çok sapa, çok ıssız ve çok trafik oluyor sabahları. Yani dediğim gibi bence burada okuyacak öğrenci çok yol sıkıntısı çekmemesi için okulun yurdu en iyisi onun için. Tabii yurttan, ki şehir dışından geliyorsa. Yurttan bahsettin. Şehir dışından gelecek bir arkadaş için yurt imkanları nelerdir? Okulun kendi yurdunun olduğundan söyledin. Okulun kendi yurdunun imkanları, ücreti, onun dışında okulun etrafında bulunan KYK yurdu var mı? Özel yurtlar var mı? Varsa bunların var. Ücreti konusunda bilgilerin neler? Ve en son olarak da aslında şu kalma, ikametgah anlamında şunu merak ediyorum. Okulun çevresinde evler vardır muhakkak. Kalan öğrenci arkadaşlarım varsa ev fiyatları neler? Şöyle, bizim okulumuzun hem kızlar hem de erkekler için yurdu var. Ama okulumuz çok ormanlık olduğu için öğrencilerden ben şey sıkıntısı duyuyordum. Temizlik sıkıntısı. Çünkü çok fazla işte böcek şu bu falan giriyordu. Çok rahat ettiklerini söyleyemem. Onun dışında KYK yurdu da var. Hemen 10 dakika falan okulumuza. Ama sadece erkekler için. Yani kız arkadaşlarım belki biraz sıkıntı çekebilirler yurt bulma konusunda. Erkeklerin KYK yurdu çok büyük. Yani sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Çünkü duyduğum kadarıyla çok iyi yemekler çıkıyormuş, ücreti çok düşükmüş falan. Onlar çok memnunlar ama kız arkadaşlarım için aynı şeyi söyleyemiyorum maalesef. Ben yurt başvurusu yaptığımda sanırım 17 bin lira falandı. 2 kişilik yurt. Okulun ücreti. İçindeki yurt mu? Evet, okulun içindeki yurt. Ama sanırım onun da fiyatı arttı. Yemekhanesi çok kötü, onu söyleyeyim. Yani yurttaki hiçbir arkadaşım yemekhaneden, oranın yemekhanesinden yemek yemiyordu, öyle söyleyeyim, kötüydü. Onun dışında okula 15 dakika falan mesafede siteler var. Ama bu siteler de biraz lüks siteler açıkçası. Aşağı yukarı 1700 liraya falan ayda tarih kiraları oluyor. Eğer tek başlarına kalmak istiyorlarsa tabii. Onun dışında aslında biraz daha uzak mesafede yine daha uygun fiyatlı evler de var. Peki okulun ücretlerini biliyor musun? Okulun ücretleri ne kadar, burs ne kadar, evet. Burs falan veriliyor mu böyle ilk 10 binde tercih edince? Bazı okullar öyle çünkü. Şöyle bizim, yani benim girdiğim yıl 32 bin liraydı. Ama aradan neredeyse 4 yıl falan geçti ve şu an 50 bin lira civarında. Çok arttı. Evet, her sene çok fazla zam yapıldı. Açıkçası okul içerisinde o başarı sıralamasına göre de çok fazla burs imkanımız yok. Yani ya girerken belirli bir ÖSYM bursuyla girmek gerekiyor ya da çok büyük bir ortalama yapıp ona da alınıyor mu açıkçası hiç bilmiyorum. Çünkü okul birincisi arkadaşım bile zaten tam burslu. Onun dışında da hani hiç burs alamayıp bunun için uğraşan arkadaşlarım maalesef çok şanslı olmayabiliyor, öyle söyleyeyim. Bu videoyu izleyen bir aday öğrencisi arkadaşımız Maltepe Üniversitesi'ni acaba tercih etsem mi etmesem mi ikileminde kalıyor. Sen bir daha olsa Maltepe Üniversitesi'ni tercih eder miydin? Şöyle, ben İngilizce hukuk alanında aslında çok çalışmak istemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Biraz da kendi ÖSYM puanımdan dolayı tercih ettim. Ama gerçekten bu alanda çalışmak isteseydim çok iyi. Çünkü bizim eski dekanımız da Yusuf Aksar ve zaten uluslararası hukuk alanında çok iyi işler yapmış bir hocamız. Ve hala da yurt dışında mahkemelerde hakimlik yapan bir hoca. Gerçekten çok faydalanabilecek bir adam. Yani hem dersleri hem işte bilgisi olsun, bize çok yardımcı oluyor sağ olsun. Keza diğer hocalarımız da öyle. Yani ben okulun hukuk fakültesinin en büyük faydasının bu alanda olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorlarsa, yüksek lisans yapmak istiyorlarsa, orada çalışmak istiyorlarsa ya da Türkiye'de çalışıp uluslararası hukuk alanında bir şeyler yapmak istiyorlarsa bence bizim okul en iyilerinden. Sen şehir dışından mı Maltepe Üniversitesi'ne, İstanbul'a gittin?
Hayır, ben karşıda Avrupa yakasında oturuyordum. Ha. Ama şehir dışı kadar zor oldu benim için. Onu Tamam. söyleyeyim. Şeyi soracağım çünkü şunu merak ediyorum. Az önce aday öğrenciden bahsettik. Bir öğrenci Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. İlk kez okula geliyor. Okulun adımını attı. Ona daha önce yaptığın, pişman olduğun veya ay keşke şöyle yapsaydım dediğin, yaptığın, memnun olduğun, ona önerebileceğin ne var? Şöyle söyleyeyim, öğrenci işlerini hiç kafaya takmasın öncelikle. Gerçekten onun yani kimseyle bir problemi yok kendisiyle, öyle söyleyeyim. Onun dışında ben ilk seneden ortalamamı çok yüksek tutardım. Çünkü bizim bölümümüz İngilizce olduğu için İngilizce derslerden AA ya da BA getirmek çok zor. Yani genellikle CC ile falan geçtiğimize bile şükrediyoruz açıkçası. Bu yüzden de bizim ortalamalarımız çok yüksek değil, ganolarımız. Bunun için de ilk 2 yılda gerçekten gano çok önemli ve aslında mezuniyette biraz ona bağlı. Ve bizim okulumuzun da şöyle bir sistemi var. İlk 2 yılda veremediğin dersi eğer gano 2'nin altındaysa 3. ve 4. sınıfta mecburi olarak veriyor. Ve o dersleri almak zorunda kalıyorsun. Kendi 3. ya da 4. sınıf derslerini alamıyorsun. O yüzden ya benim en büyük tavsiyem ganolarını iyi tutsun olurdu. Başkaca eklemek istediğim bir şey var mı üniversite ve hukuk fakültesi hakkında? Şunu da söyleyeyim dediğin, şunu da bilsinler dediğin. Yani dediğim gibi aslında hani en başında da söyledim. Gerçekten yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorlarsa ya da uluslararası hukuk alanında çalışmak istiyorlarsa okul gerçekten çok faydalı. Hocalarımız da çok faydalılar sağ olsunlar. Bu alan için evet gerçekten tercih edilecek bir okul. Tek sıkıntısı bence ulaşım. Yani şehir dışından gelen arkadaşlar için yine çok büyük problem olacağını sanmıyorum. Çünkü hani yurt var, işte ev tutabilirler falan ama İstanbul içindeki arkadaşlar için belki biraz zor olabilir eğer arabaları yoksa. Ulaşım konusunda biraz problem var anladığım Evet. kadarıyla. Yani ulaşım konusunda zaten okulun her öğrencisi, bizim okulun her öğrencisi aynı şeyi söyler. Tek problem ulaşım. Peki öğrenciler anlatıyor serimizin son sorusuna geldim. Bu soru üniversiteyle alakalı değil, bu soru tamamen seninle ilgili. Daha önce bu seriyi izlediysen denk gelmişsindir bu son soruya. Şu an ikinci sınıfın sonundasın, bitmiş diyebiliriz. Bir hafta kaldı demiştin Evet, yayın bitti öncesinde. aslında. Üçüncü sınıf olarak seni görebiliriz. Bundan 2 yıl sonra mezuniyet günündeki rengine ne söylemek istersin? Şu an karşında o var. Şunu söylemek isterdim. Lütfen kendi istediğin alanda çalış. Yani bu alan, bu arada kendim ceza alanında falan çalışmak istiyorum. Aslında ben ceza avukatı olmak istiyorum ama ceza derslerinde de çok iyi olmadığımı fark ettim. Maalesef beni çok üzdü. Yani 2 yıl sonraki halimi, mezun halimi onu söylerdim. Bu işin peşini bırakma derdim. Çünkü başka alanda çalışsam çok mutlu olacağımı hissetmiyorum ama sanki bu alan tam bana göre ceza alanı. Bunu söylerdim. Rengin gelip Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini anlattığın için çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım video size faydalı olmuştur. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini Rengin anlattı. Faydalı olduysa eğer videoyu da beğendiyseniz aşağıdaki bu butonlardan beğen butonuna basabilir. Kanala hala abone değilseniz lütfen. Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.